Arkadaşlar hoş geldiniz. Eyüp hocamla soru çözümlerine devam ediyoruz. Mutlak değer. Evet, mutlak değerden devam. Sıfırdan farklı x'ye gelsen sayıları için x artı y'nin mutlak değeri x artı y olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğru olabilir diye sormuş bana. Şimdi x artı y'nin mutlak değeri aynen x artı y diye çıkmış. Evet. Aynen çıkmış. Şimdi ben şunu biliyorum. A'nın mutlak değeri aynen çıkıyorsa A sıfırdan büyüktür. Ya da sıfıra eşit de olabilir. Sıfır eşittir sıfır. A'nın mutlak değeri eksi A diye çıkıyorsa A negatiftir. Sıfır da olabilir. Sıfır eksi sıfıra eşit eksi sıfır diye bir şey söylüyorum. Tabi buraya sıfır yazsaydık o da iyiydi. Tamam şimdi geri geldim. X artı y'nin mutlak değeri aynen çıkmışsa bu ne demek? X artı y pozitif olabilir, sıfır da olabilir. Elimdeki bilgi bu arkadaşlar. Şimdi x pozitif ise y pozitiftir. Doğru olabilir mi? X'i de pozitif ise toplamları pozitif olabilir. Y negatif ise x pozitiftir. Doğru olabilir mi? Bu kesin doğru. Neden? Y negatifse ben y negatif bir sayıyla mesela x'i 3 ile x'i toplayacağım. Sıfırdan büyük olacak. Demek x kesin pozitif. Evet. Kesin pozitif. Bu doğru olabilir bile değil. Kesin doğru. X de negatif olabilir mi? X de negatifse toplamları negatiftir. Toplamları negatifse bu olamaz. O zaman cevap 1-2 dersin. Geçersin. X ve y'ye gelsek sayılardır. 4x artı y eksi 13 mutlak değeri, 2x eksi y artı 11, 2x eksi 3 y artı 11 mutlak değeri eşittir 0 olduğuna göre x çarpı y kaçtır diye x çarpı y'yi soruyor. Enteresan. Şimdi mutlak değer ya 0'dır ya pozitiftir, doğru mu? Evet. Diyelim ki bu mutlak değer pozitif. Burası pozitif olsun. Pozitifle bir sayıyı toplayacağım. Bu sayıyı toplayacağım, sıfır olacak. O zaman burası ne olacak? Negatif. Negatif olacak. Negatif olabilir mi? Olamaz. Olmaz. Bu negatif olamazsa bu pozitif olamaz. Bu pozitif olamazsa ne olacak? Kesinlikle sıfır olacak. Yani iki mutlak değerinin toplamı sıfırsa ikisinin de ayrı ayrı sıfır olması lazım. Başka hiçbir şey olamaz. O zaman çarpımı da ona geleceğim. Toplam bak. Bu sıfır. He. X'de y sıfır değil. Anladım. Bu sıfır. 2x eksi 3y de sıfır. 2x eksi 3y artı 11 de sıfır. Şimdi ben bunu 3 ile çarpsam toplasam. 3 ile çarptım şunun altına yazdım. 12x. 3 ile çarptım artı 3y. Neden 3 ile çarpıyorum? 3 ile daha gitsin aynen öyle. Eksi 39 3 ile çarptım eşittir 0. Artı burası 14x. Y'ler zaten gitti. Burası eksi 28 geldi eşittir 0. Buradan x eşittir 2 mi geliyor? X eşittir 2 ise bir yerde yerine koyalım. Burası 8 mi oldu? 8 artı y eksi 13 eşittir 0 ise burasının 5 olması zorunlu. O zaman bu 2, bu 5 çarpımları da 10'dur dedim. Geçtim. 2x artı y'nin mutlak değeri eksi 8'in mutlak değeri eşittir 3 olduğuna göre x kare artı y'de x'in alabileceği değerler kaç tanedir diye soruyor arkadaşlar. O zaman tek tek ben x değerlerini bulayım bir. Tamam. Bakayım neymiş x değerleri. Şimdi 2x artı 7'nin mutlak değeri eksi 8'in mutlak değeri 3 ise en dışarıdaki mutlak değerisini düşünüyorum. En dışarıdaki mutlak değerinin içi. Yani bu ifade ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Eksi 3'tür dedim. Devam. Buradan 2x artı 7'nin mutlak değeri 8'i karşı tarafa attım 11'dir. Buradan 2x artı 7'nin mutlak değeri 8'i karşı tarafa attım 5'tir. Evet. Şimdi ikinci mutlak değeri içeriye geldim. O zaman 2x artı y'nin mutlak değeri ya 11'dir ya da eksi 11'dir. Buradan 2x 4'tür. X 2'dir. Buradan 2x eksi 18'dir. X eksi 9'dur. Buradan 2x artı 7 onu yazalım bir. 2x artı 7 ya 5'tir ya eksi 5'tir bir yazalım. Evet. Ya da eksi 5'tir. Buradan 2x eksi 2'dir. 7'yi kaç tarafa attım? X eksi 1'dir. Buradan 2x eksi 12'dir. X eksi 6'dır. Şimdi tek tek yerine yerleştirin. X 2 ise x kare artı 7 x nedir? X 2 ise 2 koydum. 4 artı 14 18 mi çıktı? X eksi 9 ise eksi 9 koydum. 81 eksi 63. 81 eksi 63. Yine 18 çıktı. Ne kadar güzel. Eksi 1 koydum. 1 eksi 7. Eksi 6 geldi. Eksi 6 koydum. 36 eksi 42. Yine eksi 6 geldi. Yani dikkatinizi çekiyorsa farklı değil iki tane değer var. Kaç tane değer var? İki tane değer var. 18 olabilir.
eksi 6 olabilir. 4 tane değil, 2 taneler var. Olabilirlerden 2 tanedir dedim. Bu eşitsizliği sağlamayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor bana. Sağlamayan. Şimdi sağlamayan ne demek? Bunun olmasını istemiyorum. Yani 4x-5'in mutlak değeri büyüktür 17 olmasın. Ne olsun o zaman? Eşit olsun, küçük olsun. Süpersin. Büyük olmasını istiyorsan küçük de olabilir, eşit de olabilir derim. O zaman 17'den küçük ne demek? 4x-5 bunu defalarca yaptık. 17 ile eksi 17 arasındadır. Eşitlik varsa bunlarda eşitlik var. Her tarafa 5 ekledim. Eksi 12 küçük eşittir 4x. Küçük eşittir 22 oldu. 4'e böldüm. Eksi 3 küçük eşittir x. Küçük eşittir 22 bölü 4. 22 bölü 4 dediğim 2 ile sadeleştirsem 11 bölü 2. 5,5 yani. Yani x eksi 3 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. 5,5'tan daha büyük olamayacağı için 5, 6 olamaz. Tam sayı istiyor zaten. Evet. Toplamını istiyor. 9. Evet. Güzel. Geldim buraya. Bu denklemini sağlayan x'lerin çarpımı kaçtır diye soruyor. X kare artı x artı 18'in mutlak değeri eşittir 24'müş. Şimdi ben yine ikiye ayırıyorum. X artı 18'in mutlak değeri içeriden nasıl çıkacak? X artı 18 pozitifse ya da x artı 18 negatifse diye iki ihtimalim var. Buraya da eşitliği koyabiliriz. X eksi 18'den küçükse. Evet. X artı 18 pozitifse aynen çıkacak şimdi. O zaman yazdım. X kare artı x artı 18 eşittir 24. O zaman x kare artı x 24'ü karşı tarafa attım. Eksi 6 eşittir 0. O zaman x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı eşittir 0. O zaman x eşittir eksi 3 ya da x eşittir 2 mi? Evet. Tamam. Eksi 18'den büyüktür veya eşittir istiyorum x'i. Bunlar tutuyor mu? Tutuyor. İkisi de eksi 18'den büyük. Bu da tuttu, bu da tuttu. Geldim buraya. X artı 18 küçükse 0'dan x eksi 18'den daha küçük demektir. Küçükse 0'dan eksiyle çarpılıp çıkılacak. Eksiyle çarptım. Şöyle mi oldu? Attım karşı tarafa. X kare eksi x eksi 18 eksi 24'ten eksi 42 geldi. 0. Eksi 7 ile 6'nın çarpımı toplamı. O zaman x eksi 7 ile x artı 6 diyeceğim. 0. O zaman x ya 7'dir buradan, x ya eksi 6'dır buradan. Şimdi bakayım buraya. Buraya bir bakayım. Ne çıkacak? X 7. Eksi 18'den küçük mü? Olmaz. X eksi 6. Eksi 18'den küçük mü? Olmaz. O zaman alabileceği değerler bunlar. Bunların çarpımını istiyorum. Eksi 3'te 2'nin çarpımı eksi 6'dır. Dedim. Devam. Devam, 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 devam. X bir gerçel sayıdır. Bu denklemi sağlayan x'lerin toplamı kaçtır? Yine ben bir tablo yapacağım. Yine aynı şekilde x artı 4 pozitifse ne olur? Eşitliği buraya koydum. X artı 4 negatifse ne olur diyeceğim. X artı 4 pozitifse x eksi 4'ten büyük veya eşittir. Bu bir kenarda şart olarak kalsın. Pozitifse aynen çıkacak. Aynen çıkardım. 4 bölü x. Bu x'i tuttum karşı tarafa attım. X kare artı 4x eşittir 4 dedim. Doğru mu? Evet. Sonra bu 4'ü karşı tarafa attım. X kare artı 4x eksi 4 eşittir 0 oldu. Bu bir kenarda kalsın. Geldim buraya. Onu çözeceğim az sonra. Tamam. X artı 4 sildim. X küçüktür eksi 4. Bu şart olarak kalsın. O zaman dışarıya nasıl çıkacak? Eksi ile çarpılıp çıkacak. Eksi ile çarptım. Eksi x eksi 4 eşittir 4 bölü x. Bu x'i karşı tarafa attım. Eksi x kare eksi 4x eşittir 4. Bunların hepsini karşı tarafa attım. 0 burada kaldı. X kare artı 4x artı 4 oldu. Buradan x artı 2'nin karesi geldi. 0. Buradan x eşittir. Eksi 2 geldi. X eşittir eksi 2 ise eksi 4'ten küçük değil. Buraya bakacağım demektir. Aynen. Şimdi buradan devam ediyorum. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Ben böyle sorularda tam kare yapacağım. Çünkü çarpanlara ayrılmıyor. X kare artı 4x artı 4 bir tam kare. Artı 4 yapabilmem için buraya 8 eklemem lazım. O zaman karşı tarafa da 8 ekledim. Şöyle oldu. Burası x artı 2'nin karesi. Karşı tarafta 2 kök 2'nin karesi var. 8 2 kök 2'nin karesidir. O zaman şuradan devam edeyim. X artı 2 ya 2 kök 2'dir
ya da x artı 2 eksi 2 kök 2'dir. Tamam. Buradan x eşittir 2 kök 2 eksi 2 geliyor. Buradan x eşittir eksi 2 kök 2 eksi 2 geliyor. Doğru mu? Şimdi bakalım bu şarta uyuyor mu? 2 kök 2 eksi 2. 2 kök 2 kök 2'nin yaklaşık değerini bilmek çok güzel. 1.4 yaklaşık. 1.4 ile 2'yi çarpsam 2.8. 2'yi çıkarsam yaklaşık 0.8. Eksi 4'ten büyük mü? Büyük. Bu tutar. Tamam. Geldim buraya. Eksi 2 kök 2 dediğim şey eksi 2.8 yaklaşık. Eksi 2 çıkarsam eksi 4.8. Eksi 4.8 eksi 4'ten büyük mü? Olmadı. Hı. Sadece bir tane kökü var. O da 2 kök 2 eksi 2'dir dedim arkadaşlar. Of of. Karmaşık. Biraz karmaşıklaşıyor sorularımız yavaş yavaş. Geldim buraya. X ve Y birer tam sayıdır. X'in alabileceği değerler toplamı Y'nin alabileceği değerlerin toplamından kaç fazladır diye soruyor. Çok hoş bir soru. 10 numara bir soru. Ben bu soruyu şu versiyonunu çözmüştüm. X artı 4'ün mutlak değeri kaç farklı, yani X kaç farklı değer alır versiyonunu çözmüştüm. Şimdi ikisinin de kaç farklı değer aldığını bu değerlerin toplamını soruyor bana. Şimdi ben yine şöyle yazıyorum. X artı 4'ün mutlak değeri artı Y eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 12. Şimdi bu 0, bu 12 olabilir diyoruz. Bu 1, bu 11 olabilir diyoruz. Neden böyle diyoruz arkadaşlar? X tam sayı ise x artı 4 tam sayı, x artı 4'ün mutlak değeri tam sayı. Hatta pozitif olduğu için doğal sayı. Bu da doğal sayı, bu da doğal sayı. 2 doğal sayının toplamı 12 ise 0, 12, 1, 11, 2'ye 10, 3'e 9 vesaire. İşte en son 12'ye 0 olabilir. Doğru mu? Doğru. Şimdi x kaç farklı değer alabilir diye sormuyor. O yüzden ona bakmayacağım. Şimdi x artı 4, x'ler için burayı kullanayım. Y'ler için burayı kullanayım. X artı 4 0 olabilir. X artı 4'ün mutlak değeri. X artı 4'ün mutlak değeri 1 olabilir. X artı 4'ün mutlak değeri 2 olabilir. Böyle gidecek. En son x artı 4'ün mutlak değeri 12 olabilir diyeceğim. Şimdi buradan tek bir tane değer geliyor. Bu x eşittir x 4. Evet. Doğru mu? Şimdi buradan gelen değerler iki tane. X artı 4 1 olabilir. Bu eksi 3 demek. X artı 4 eksi 1 olabilir. Bu eksi 5 demek. Toplarsam eksi 8. Doğru mu? Doğru. Şöyle bir şey vardı hatırlıyorsanız. Bir denklemde değerlerin toplamı karşı taraf pozitifse değerlerin toplamı mutlak değerinin içerisinde 0 yapan değerin 2 katıydı. Buranın içerisinde 0 yapan değer eksi 4 2 katını aldım eksi 8. Burada da eksi 4 2 katını aldım eksi 8. Burada da bir sonrakinde de eksi 4 olacak eksi 8 gelecek. En sonunda da eksi 8 gelecek. Bu eksi 8'ler kaç tane? Dikkatinizi çekiyorsa 12 tane 2 değer var. O zaman 12 tane eksi 8 var. Yani eksi 96 var. Eksi 4 de burada var. X'in alabileceği değerler eksi 100. Bu X'in alabileceği değerler. Y'in alabileceği değerlere bakayım. Y artı değil. Y eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 0 olabilir. Y eksi 2'nin sondan başa doğru yazıyorum. Mutlak değeri eşittir 1 olabilir. Y eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 2 olabilir. Vesaire vesaire. Y eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 12 olabilir. Şimdi buradan Y eşittir 2 bir tane değer geldi. Buradan işte 3 var, 1 var, 2 değer var. Toplamları 4. Buradan 4 var, 0 var, 2 değer var. Toplamları 4. Dikkatinizi çekiyoruz. Hepsinin toplamı 4 gelecek. Aynen buradaki gibi. Çünkü içeriği 0 yapan değerin 2 katı 4. O zaman kaç tane 4 var? Yine 12 tane değer olduğu için buradaki x'teki gibi. 12 tane 4 var. Burada bir tane 2 var. Buradan 48 geldi. Bir tane 2 de buradan geldi. 48 artı 2'den 50 mi geldi? Evet. X'in alabileceği değerlerin toplamı eksi 100. Y'nin alabileceği değerlerin toplamı 50. Bu bundan ne kadar fazladır diye soruyor. Çıkartacağım demekti. Eksi 150 fazladır diyoruz. Bundan bunu çıkarmam lazım. Birim birim sadece. Tamam. Ne yaptım hocam sen de diyecektim. Geldim buraya. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere x artı a'nın mutlak değeri küçük eşittir b eşitsizliğini sağlayan 17 tane. 17 tane x tam sayısı olduğuna göre b kaçtır diye soruyor. Şimdi ben direkt bunları çözeceğim. X artı a'nın mutlak değeri b'den küçükse x artı a b ile eksi b arasındadır. Bu klasik. Pozitif tam sayı olduğu için sıkıntımız yok. Her taraftan a çıkartıyorum. A çıkardım eksi a eksi b. A çıkardım x. A çıkardım b eksi a. Böyle oldu. Şimdi burada kaç tane sayı var? Nasıl buluyoruz? Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2 küçük eşittir 5. 5 ne demekse. A küçüktür 19. Kaç tane sayı var burada?
A'nın alabilecek kaç tane tam sayı değeri var? 18. 2 var, 3 var, 4 var vesaire 18'e kadar. Bunu nasıl buluyorum? Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı artı 1 mi? Hı-hı. 16, 17 tane terim var. Burada. Burada da aynı şeyi yapacağım. X'in alabileceği en büyük sayı B eksi A. Son terim. Hı-hı. X'in alabileceği en küçük sayı eksi A eksi B. İlk terim. Bundan bunu çıkartıp birer birer gittiği için bire bölüp birle toplarsam terim sayısını bulurum. Onu da vermiş adam bana 17. O zaman eksi A eksi eksi A'dan A'lar gitti dikkatini çekiyorsa. B eksi eksi B'den 2B buradan geldi. 1 ile topladım 17. 2B 16. B 8'miş. Demek ki dedim. Rakam olunca oluyor da böyle rakam olmadan sorunca benim kafa gidiyor. Geçmiş olsun. Valla. Valla. Ondan söz edeceğim galiba. Yapacak bir şey. Kendinize iyi bakacaksınız.